Aşırı ışık hassasiyeti, bir nesneye odaklanırken gözlerin kısılması, denge bozukluğu, kaşıntı ve kızarıklık çocuklarda göz hastalıklarının ilk habercileri olabiliyor. Herhangi bir olumsuz patoloji var mı? Görme aksını engelleyen herhangi bir opasite var mı? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Bu yüzden birinci ayda mutlaka çocukların göz hekimine muayene olmaları gerekmektedir. Çocuğun gelişiminde büyük rol oynayan sağlıklı ve iyi gören gözler, çocukların yaşam kalitesini de olumlu etkilemektedir. Fraksiyon muayenelerini yapabilmekteyiz. Herhangi bir sorun tespit edilmediği takdirde rutin muayenelerimizi 3 yaş ve okul öncesi döneme kaydırıyoruz. Yine bu yaşlarda da refraksiyon muayeneleri yapıyoruz. Çocuklarda erken göz muayenesi, göz problemlerinin erken tanısının yanı sıra bazı sistematik hastalıklara ait ipuçlarının yakalanabilmesi açısından da önem taşımaktadır. Günlerine veya tabletlerle haşır neşir olmaya başlamaktadırlar. Bu da çocuklarda görme bozukluğuna sebep olabilmektedir. Ebeveynlerin dikkat edeceği husus çocukların Prematüre bebekler tek veya iki taraflı körlükle sonuçlanabilen ve çok ciddi acil müdahale gerektiren prematüre retinopatisi açısından mutlaka göz doktoru tarafından değerlendirilmelidir. geçirememe şeklinde kendini belli etmektedir. Amblyopi yani göz tembelliği ise diğer hastalıklarla miyop, hipermetrop ve astigmatizma ile ilişkili olup gözlükle ve kapama tedavisiyle düzeltilebilmektedir. Yalnız ailelerin bu konuda dikkatli ol. Yeni doğan bebeklerde gözlerin saydam ve paralel olması kontrol edilmeli. Çocuk doktoru, aile hekimi ya da aile tarafından aksi bir durum fark edilirse göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Elektronik eşyalarla çocukların geçirdiği süreyi mutlaka kontrol altına almalı. Mümkünse onları kitap veya uzaktan uğraşabilecekleri meşguliyetlerle eğlendirmeliyiz. Bunun dışında makaleler bize şunları göstermekte. Miyopi yani uzak görme problemi çağımızın hastalığı ve günde 2 saatten fazla.